Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle beraber çeşitli elektronik cihazlarımızı kaplamayı sağlayan PAPS Cover çözümüne göz atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde markadan bize ulaştılar ve dediler ki böyle bir ürünümüz var, test etmek, incelemek ister misiniz diye. Biz de dedik ki nedir yahu bu PAPS Cover falan diye araştırırken baktık ki aslında otomobillerde de kullanılan bir tür kaplama teknolojisi. Özel kağıtlara baskı yapılıyor. Hatta ben şimdi şöyle şuradan alayım, örneklerini göstereyim. Bu mesela bu telefon için çıkan çözümdü bu. Telefonum için, bir tane telefon için, bir bilgisayar için, bir de Xbox One için istedik. 3 tane kaplama aldık. Bu PAPS Cover'ın telefon çözümü. Bu telefon için tabi modeli göre seçmeniz gerekiyor. Web sayfaları var, papscover.com. Oraya giriyorsunuz, oradan istediğiniz deseni seçiyorsunuz ve ona göre, o telefona göre ve o desene göre seçilmiş model size kesilmiş olarak gönderiliyor. Yapmanız gereken sadece kendiniz yapıştırmanız kalıyor. Telefon için çok mantıklı mı bilmiyorum. Biz kapladık, kullanıyoruz hatta telefonda. Birkaç böyle bir iki hafta oldu, 10-15 gün oldu. Herhangi bir sıkıntısı yok. Hani böyle sıyrılma, çözülme, işte solma falan gibi bir problem yaşamadık. Telefonla gayet güzel bir şekilde kullanıyoruz. Takması kolay mı? Çok zor değil. Öyle söyleyeyim, biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ve her bir model için, her bir ürün için bir video hazırlamışlar. O videoya bakarak da kolay bir şekilde siz de yapabiliyorsunuz. Zaten öyle atladığım bir iş değil. Dikkat etmeniz gereken bir iki husus var. Onlarla ilgili çok güzel videolar hazırlanmış. Her ürünün içinde sayfasına girdiğinizde o videoya bakıyorsunuz. Biz de öyle yaptık zaten bu arada. Videoya baktık. Ona göre nasılsa aynı şekilde yaptık. Bir de Xbox One için istemiştik. Xbox One için de böyle şöyle kocaman bir şey geliyor. Önce onu göstereyim şöyle. Hatta yüzümü kapatacak ama yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Biz bu ürünleri araştırdık. Az önce de söylediğim gibi Xbox One için olanını birazcık uzun sürüyor yapması, onu söyleyeyim. Bir de biz yaptığımızda Xbox One için bir video yoktu. Xbox One S vesaire için vardı. Birazcık zorlandık onu yaparken ama firma yetkilileriyle görüşmüştük. Onun yakın zamanda geleceğini söylemişlerdi bize. O videolara baktığınızda zaten böyle adım adım önce oraya yapıştırın, sonra buraya yapıştırın, şöyle yapın, böyle yapın falan diye oluyor. Peki Xbox One nasıl oldu? Bence en eğlencelisi Xbox One'a yaptığımız oldu. Çünkü siyah bir model vardı ben evimde. O siyah modeli baya güzel, hoş, şirin bir hale getirdik. Farklı desen seçenekleri çok fazla yok Xbox One için söyleyeyim. Ama arttıracaklarını söylediler bana sayıyı. Bu arada merak eden olabilir belki. Kendi deseninizi bastırabiliyor musunuz? Şimdilik bu mümkün değil. Olsa bence güzel olurdu. Yani sevdiğiniz bir filmin ya da ne bileyim oyunun veya bir karakterin vesairenin fotoğrafı, görüntüsü, tasarımı vesairesi basılabilseydi güzel olurdu. Aslında zor bir şey değil ama bilmiyorum neden yapılamadığını. Şimdi hemen ekranda göstereyim Xbox One'ı. Hatta birazcık da detayını da göstereceğim nasıl yaptığımızı. Biraz uzun sürüyor onu yapması. Yani tek tek bütün parçalarını, böyle minik minik parçaları vesaire de var. Onları tek tek yapmanız gerekiyor. Ama söylediğim gibi videoyu izledikten sonra kendi işte nasıl yapılır videoları var. Hem YouTube'da hem de kendi sayfalarında. Onları izledikten sonra hemen böyle adım adım yapıyorsunuz. Çok da böyle inanılmaz zor bir şey değil. Onu baştan söylemiş olayım. İşte şöyle göstereyim. Xbox One bu şekilde böyle
kocaman, şimdi kamerada oynuyor benimle beraber ama böyle güzel, hoş, eğlenceli bir şey oldu. Şöyle göstereyim ön tarafını. Bunun detaylarını da vereceğim. Burada kameraya sığdırmaya çalışmak zor oluyor ama bu Pabst bombası, kendi tasarımları var. Onları kullandık burada. Bunu bu şekilde, kolay bir şekilde yapıyorsunuz. Hani niye burayı yapmadık? Çünkü burası hava ızgarası arkadaşlar. Burayı kapatırsak içeride pişer cihazımız yanabilir. Arkasında bir şey yok. Arka tarafında. Yan tarafında da var. Şöyle göstereyim bakın. Yine hava ızgaralarını açık bıraktık mecburen. Bunun dışında şu yanlarda da var. Kendimiz yaptık yani. Çok kolay, çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yan tarafta da yine ızgaraların olduğu yerler açık. Ön tarafta zaten şöyle. Şimdi görüyorsunuz. Yani ben beğendim. Açık söylemek gerekirse. Çünkü neden? Değişik bir hava katıyor. Böyle hani sarı, siyah, beyaz, standart renklerde. Genelde biliyorsunuz elektronik cihazlar siyah, beyaz ya da işte hani çok çok zorlarsanız gri falan olabiliyorlar. Onun dışında pek fazla renk seçeneğiniz yok. Bu sayede böyle şeylerinizi, cihazlarınızı kaplayabiliyorsunuz. Güzel olmuş. Sıkıldığın zaman da çıkarması çok zor değil bu arada. Biz çıkarmadık ama çıkarması çok zor değil. Aynı otomobillerde olduğu gibi. Şimdi çok moda biliyorsunuz. Sağda solda böyle değişik yanar dönerli falan arabalar görürseniz bilin ki bu 3M'in özel kağıdını kullanıyor bunlar. 3M'in. Bu arada kullandıkları kağıtlar da şu. 3M'in Warp Film Series 1080. Bunlar otomobillerde de kullanılıyor. Bu otomobil çıkartmalarında da hani böyle arabaları şekilli falan yapıyorlar. Her taraflarını işte düzenliyorlar vesaire. İşte bu özel kağıtlarla yapılıyor. Bunlar suya vesaire ve dış etkenlerde epey dayanıklı. Tabii siz elektronik cihazını suda kullanmayacaksınız belki ama yine de hani dayanıklı olması güzel bir şey. İşte otomobillerde kullanılan şeyleri aslında bilgisayara uyarlanmış, elektronik cihazı uyarlanmış hali. Söylediğim gibi telefonda çok gerekli mi? Yani kişiye göre değişir öyle söyleyeyim. Bence çok gerekli değil mesela ama kılıfla falan da kullanabiliyorsunuz bu arada. Yani Pabst Cover kapladıktan sonra isterseniz kılıfla da kullanıp çok kalın değil. O bakımdan hani güzel görünsün, şirin görünsün veya ben sıkıldım telefonumdan biraz farklı göstermek istiyorum diyorsanız güzel bir seçenek var. Dediğim gibi kaplama seçenekleri çok fazla değil. Hani renk ve desenler çok fazla değil. En azından şimdilik ama önümüzdeki dönemde arttıracakları bilgisini de bize verdiler. Böyle de bir ürün olduğunu söylemiş olalım. Eğer ürünle ilgili detayları merak ediyorsanız pabstcover.com sitesine girerek siz de kendiniz görebilirsiniz. Hangi telefonlar destekleniyor, hangi ürünler destekleniyor. İşte Xbox One var, PlayStation var. Kolları, kumanda kollarını da aynı zamanda kaplatabiliyorsunuz isterseniz eğer. O size kalmış bir şey. İstemezseniz kaplatmak zorunda değilsiniz. Bu gibi çeşitli elektronik cihazlarınızı Pabst Cover üzerinden kaplatabiliyorsunuz. Bir incelememizin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Pabst Cover isimli ilginç elektronik cihaz kaplama çözümünü anlatmaya çalıştık. Bu ürünle ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bize soru olarak sorabilirsiniz. Bütün soruları, bütün yorumları tek tek takip ettiğimizi ve değerlendirdiğimizi açık ve net olarak söyleyeyim. YouTube kanalımıza abonesizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı, bizleri aynı zamanda Twitter, Instagram, Facebook ve benzeri sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.